Edirne'nin Dalapaşa ilçesinde vahşi sulama yerine kullanılan damla sulama yöntemiyle %60 su tasarrufu sağlandı ve çiftçiler ikinci ürünü yetiştirme imkanı buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bireysel tarla için modern sulama sistemleri desteklerinden yararlanan Çömlek Akpınar Köyü sakinleri damla sulamayla üretim alanını genişletti. Köy sakinleri 10 yıl önce 40 dönümle başladıkları damla sulama yöntemiyle üretimi ayçiçeği ve mısırda yetiştirdiği yaklaşık 1300 dönüme çıkardı. Her yıl kışlık ürün olarak ilk önce buğday ve arpa ekimi yapan köylüler hasatın ardından yazlık ürün olarak ayçiçeği, mısır ve yem bitkileri ekerek damla sulamayla tarladan ikinci ürünü alıyor. %60 suda, şimdi biraz önce dediğim zaman hani suda tasarrufu bırak, üretim olmaz yani. Bu kadar alanda üretim olmaz. %60'tan ziyade bir de %30 damlama sulamada istediğin zaman verebiliyorsun. Anında müdahale edebiliyorsun. Bitki geç de olsa gübre atabilir misin? Beleka dövrüne hiçbir aletle gübre atamasın ama damlama sulamadan gördüğümüz sistemler sayesinde istediğimiz gübreyi yaprak gübrelerinden sonraki damlama gübreyi, azotunu, fosforunu dibine verebiliyoruz. O yüzden verim %30 fazla oluyor zaten. Bir de %60'dan tasarruf ettiğimiz zaman ikiye katlamış oluyoruz. 1200-1300 dönüm alanda damlama sulama mısır ekiliyor, ayçiçek ekiliyor. İlk önce bu işe başladığımız zaman 3 kişi yapıyordu bu işi. 50'şer 40'ar dönüm tamamıydı. Şimdi o 40-50 olanlar 90-100 oldu. 5 olanlar her sene arttırıyor. Su sıkıntımız var, müracaatlarımız var. Ek kuyuları talep ettik, devletimiz yapacak. O yüzden alan çoğaldıkça millet üretmeye devam edecek. 15 sene önce başladık biz. Giderek arttı zaten. Son 10 senede şu anda devlet destekleri var. %50 gibi var projelerin tamamına. Tarlanın başına kadar giden ana boru dahil, damlama dahil, vanasına kadar devlet %50 gibi bu projeleri yapıyor, veriyor elimize. İşte çağa atlamak, bu damlama sulamayla normal sulamanın 70 yaşında adamlar sulama yapıyor sahada. 70 yaşında bir adama sen sulama yaptırabilir misin? İşte damlama sulamayla gidip yapıyor ve çalışanlarımız var, onların vanalarını açıp kapıyor, sulamayı takip ediyor. O yüzden herkes sulamayı çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Yarı yarıya daha çok suda tasarruf ediyoruz ve sulamada daha iyi bir sulama şekli yapıyoruz. İşçiliğimiz azalıyor damlama sulamada. Hazırlıklarımız başladı. Yerlerimizi aşağı yukarı yaptık gibi bir şey. Zamanı gelince Mart ayından sonra mısırımızı ekeceğiz. İlk mahsul olarak ekeceğimiz yerlere ekeceğiz. Ve bu buğday tarlası ikinciye mısır ekilecek. Evet, ikinciye mısır ekilecek. Buğdayı hasat ettikten sonra. Evet, gelir açısından hem buğdaydan ürün alacağız hem de mısırdan ürün alacağız ve hayvanlarımıza daha iyi bakacağız, daha kaliteli bakacağız. Yılda iki sefer 200 damlama sulama sayesinde. Gerekirse bezelye 200, gerekirse işte yerin ne isterse ona göre 200 yani. Ben bu sene buğday ektim. Bundan önceki yıllarda ektim, reygras otu ektim, onu biçtim, mısır ektim, bezelye ektim, onu biçtim, mısır ektim yani. Hep ikinci ürün mısır ektim. Yakın olan damlama su yapan arkadaşları gördüm, kazançları gördüm. Ben de ikinci ürün olarak damlama sudan faydalanmayı düşünüyorum. İkinci ürün olarak mısır, ayçiçeği buğdayın arkasından ekeceğim. Kooperatifimiz, köyümüzün kooperatifi vardır. Kooperatifimiz temin etmektedir. Fiyatları uygundur. Devletin desteği de vardır.